Sevgili Ulusal Kanal izleyicileri, bir hafta aradan sonra yeniden karşınızdayız. Yine siz soracaksınız, biz sorularınıza cevap, sorunlarınıza çözüm getireceğiz. Bu hafta bize ulaşmanız yollarını tekrarlayayım. Ulusal yazın, boşluk bırakın, adınızı soyadınızı yazın ve sorunuzu yazın ve 3929'a SMS ile gönderebilirsiniz. Programımıza canlı bağlantıyla bağlanmak için 0212 251 50 90 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz. Bu hafta konuğumuz sosyal güvenlik uzmanı Onur Önal. Onur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Onur Bey Konya'dan geliyorsunuz herhalde. Konya'dan geliyorum. Evet. Peki. Onur Bey yine izleyicilerimiz sorularını soracaklar, canlı bağlanacaklar ama ben size yurt dışı borçlanmasıyla ilgili bir şey sormak istiyorum. Evet. Bize yurt dışı borçlanmasını genel olarak ifade edebilir misiniz? Nedir? Tabii ki. Nasıl yapılır? Kimler yapabilir? Tabii ki. Memnuniyetle. Öncelikle yayında bize de konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi yurt dışı borçlanma, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ya da vatandaştan çıkmış da mavi kartlı olanlar ya da çifte vatandaşlara verilen bir haktır. Toplu oradaki bulunma ve çalışma sözlerini şimdi kısaca daha da açıklayacağım şekilde toplu borçlanarak Türkiye'deki emeklilik şartlarını sağlamak suretiyle toplu prim ödeyerek emekli olma şansıdır. Yani her iki ülkeden de emekli olma hakkını yurt dışı borçlanmasıyla olma alıyor. Yani yurt dışında yaşayan vatandaşımız ikili sosyal güvenlik anlaşmalarımız gereği o ülkeden de emekli olabiliyor, Türkiye'den de emekli olabiliyor. Bu onlar için verilmiş tabii çok büyük bir aslında kazanç. Hı hı. Çünkü Türkiye'de bildiğimiz gibi böyle bir toplum prim ödeme sistemi yok. Ancak evet. Çalışarak emekli olabiliyorlar. Ama yurt dışındakiler oradaki çalıştığı süreler kadar burada borçlanıp emekli olabiliyorlar. Burada erkekler çalıştığı süre ve bulunma süreleriyle beraber emekli olabildikleri gibi ev hanımları burada biraz daha avantajlı. Hiç çalışmamış olsalar bile yabancı ülkede bulunduğu resmi olarak ikamet ettiği süreleri borçlanabiliyorlar. Yani kadınlar burada pozitif ayrımcılık var. Evet. Kadınlara. Erkekler çalışma süresini ve işsizlik süresini, evet. Kadınlar çalışmadan evde oturdukları süreleri, evet. Yani ev hanımlığı sürelerini borçlanmaktan sahipler. Bu arada çok sayıda SMS'imiz de yığılmaya başladı Onur. Evet. Bir tanesiyle ben başlayayım sonra sana devam ettireyim. Hı-hı. Merhaba Ali Bey, ben Barış, 1179 doğumluyum. 4 Eylül 2000 tarihinde askeri personel olarak işe başladım. 97-99 yıllarında üniversite okudum ve borçlandım. 1 yıl, 10 ay, 10 gün. Yapmış olduğum borçlamanın emeklilik etkisi nedir? Ne zaman emekli olurum demiş Barış kardeşimiz. Barış kardeşim, o yurt okuldaki süreyi borçlaman harika olmuş. Eğer okuldaki süreyi borçlanmasa idin, emeklilikte baz yaşın 60'tı. Fakat o okuldaki süreyi borçlandığı için emeklilikteki baz yaşın 57'ye düşmüş. Baz yaş diyorum, askeri personel olarak çalıştığın her 4 yılın 1 yılı kadar fiil hizmet zammın var. Mesela 2000 yılında başlamışsın, şu anda 2015'teyiz. Biz bunu 16 yıl diyelim. 4 yıllık fiili hizmet zammı kazanmışsın. Bazı yaşın 57 olduğu için buradan 4 yıl düşme hakkını elde etmişsin. Şu anda 53 yaşında emekli olma hakkını elde etmişsin. Bundan sonra çalışacağın her yıl bu 53 yaştan 3 ay öne gelecek. Yani her 4 yılda 1 yıl öne gelecek. Şu anda 53'e kadar düşmüş. Muhtemelen subaysın çünkü sadece subaylara askeri personel olduktan sonra okulda okudukları yıllar borçlandırılıyor. Çalışmaya devam ettikçe her 4 yılda bu yaş 1 yaş daha öne gelecek. Yine sizin cevaplamanı istediğim bir soru var Onur Bey. Dilek Hanım sormuş. 1974 doğumluyum. Haziran 91'de işe girdim. 5120 gün primim var. Bunun 2484 günü isteğe bağlı SSK. 894 günde isteğe bağlı Bağkur. Ne zaman emekli olurum? SSK'dan mı, Bağkur'dan mı diye sormuş Dilek Hanım. 1991'de galiba işine başlamış. Haziran 91 evet. Haziran 91'de işine başladığına göre 48 yaş 5525 güne tabi. Doğrudur evet. Dilek Hanım burada 3370 gün falan yaklaşık bir primi var. Hı hı. Dilek Hanım kalan süreyi de 48 yaşında 5525 günü tamamladığında emekli olabilir. Evet, bu arada tabii Bağkur'daki süresi 1260 günden az olduğu için yani 890 SSK'dan emekli olacak. SSK'dan emekli ama olur. Uyaralım. Dilek Hanım 894 günlük isteğe bağlı Bağkur'un asla 1260 güne ulaşmasın. 1260 güne ulaşırsa SSK'dan değil Bağkur'dan emekli olmak zorundasın. Şu anda 1260 günden az olduğu için evet SSK'dan emekli olma hakkın devam ediyor. Hattımıza da Muş'tan Ali Çiçek Beyefendi var. Ali Bey buyurun efendim. Ali Bey buyurun. İyi günler Ali Bey. Ben 69 doğumluyum. Ali Bey anlayamadım. Tekrar eder misiniz?
1969 doğumluyum. Evet. 91'de işe girdim. Peki 69'un hangi ay ve günde doğdunuz? 9. ay 7'si. Peki 91'in hangi ay ve günde işe girdiniz? 9. ayın 9'unda. Tamam. Devam edin. Primlerim şu anda dolu. 7000'e yakın primim var. Evet. Ne zaman emekli olacağım? Bir annem için bir şey soracaksın. Askerliği 91'den önce mi yaptınız, sonra mı yaptınız? Önce yaptım, önce. Peki borçlandınız mı? Yok, borçlanmadım. Eğer borçlanmadıysanız 91 girişiyle 53 yaşında emekli olacaksınız. Yani 7 Eylül 2022 günü. Eğer borçlanırsanız, evet, bir yılına gelecek 52 yaşında emekli olacaksınız. Hepsini borçlanırsam bir yaş mı alıyorum? Bir yaş alıyor ama hepsini borçlanman gerekir mi, ona bakalım. Eğer 5 aylık borçlanma yaparsan, hepsini gerek yok, 5 aylık borçlanma yaparsan 53'ten 52'ye gelecek yaşın. Ha, yeterli değil mi? 5 ay yeterli. Ali Bey, bir sorum daha vardı. Dinliyorum. Babam hayatını kaybetti de babamın bir 65 günü vardı. Evet. 2 yıl askerlik yapmıştı. Peki babanızın ölüm tarihi 1 Ekim 2008 gününden önce mi? 2008'den önceydi. 900 gün isteniyordu bizde. Tamam. Peki 900 günü dolduracak kadar borçlanma yapacak süreniz var mı? Süre yani 2 yıl vardır. 720 gün falan yapıyor dediler. 785 gün, 900 güne ulaşamıyoruz. Evet. Şimdi sayısızca iş yeri bildirgeleri var. Evet. Hizmetleri kayıptır yani. Hizmet yok. Peki onları, işe giriş bildirgesi olan iş yerlerini hala açık olanlar var mı? Açık olanlar yok. Yani 60 yıllarında falan çalışmış. Peki bunlarla ilgili bir hizmet tespit davası açmayı denediniz mi? Hiç denemedik. İşte bir soralım sana dedik. İşte, şöyle. 5 yıllık aşmış. İşe giriş, yani. Ali Bey, işe giriş bildirgesi var diyorsunuz ya. İşe, evet, giriş bildirgesi olması 5 yıllık zaman aşımını ortadan kaldıran bir uygulama. Yani işe giriş bildirgesi olan iş yerlerinde üzerinden 5, evet, yıldan çok süre geçmiş olsa bile hizmet tespit davası açma hakkınız var. Açma hakkınız var. Kazanma, evet, şansınız var mı? Şimdi onun için de şahit bulmanız lazım. Yani babanızın çalıştığı dönemde o iş yerinde çalışanlardan bir veya iki şahit bulursanız tabii ki kazanabilirsiniz. Şahitler var da işte bunu bir öğrenir misin dedik. Yani işe giriş bildirgesi olanlar 69'dan 70'ten olsa bile işe giriş bildirgesi varsa oraya karşı hizmet tespit davasını her zaman açabilirsiniz. Tamam. İyi günler dilerim. İyi günler. İbrahim Bey sormuş Onur. Evet. Adım İbrahim Açıköz. 24 Temmuz 1969 doğumluyum. Askerden önce 1 Nisan 87'de SSK'ya girdim. Sonra askere gittim. 5 Mayıs 92'de tekrar işe girdim. Ancak bu tarihe kadar hiç günüm görünmüyor. Şu anda 5.428 günüm var. Benim sorum, ne zaman emekli olurum? Bir de o iş yeri artık kapalı. Geriye dönük ne gibi bir işlemle emeklilik günümü öne çekebilirim? Şimdiden teşekkürler demiş. Bir derdi var. 87'de işe girişi var ama maalesef gün görünmüyormuş. Sonra tek 92'de görünüyor. Evet. Bir dava açması gerekecek. Hizmet tespit davası açması gerekiyor. Normalde 50 yaş 5.375 güne tabi, evet, beyefendi. Ama o gözükmediği günlerle ilgili hizmet tespit davası açması şart. Evet. Olmadan emekliliği çok zor gözüküyor. Burada. Şimdi bir de önce idari işlem önerelim, sonra, evet, dönelim. Çünkü İbrahim Bey kardeşim, önce bu 87 yılında işe giriş bildirgesi verilen iş yerinin bulunduğu ildeki sosyal güvenlik kurumuna bir arşiv araştırması isteyin. Arşivlerde sicilsiz tahakkuk olarak belki günleriniz görünüyordur. Yani sicil numaranız yok ama isminiz yazıyordur. Böyle olursa davaya gerek yok. Ama arşivden herhangi bir şey çıkmaz ise 87 ile ilgili işe girişiniz için bir günlük hizmet tespit davası açmanız halinde Onur Bey'in dediği gibi 50 yaşında 24 Temmuz 2019 günü emekli olursunuz. Bu hizmet tespit davaları genelde 2 yıl kadar sürüyor. Bir an önce elinizi çabuk tutun, arşiv araştırması yaptırın. Sonrasında da gerekiyorsa bir günlük hizmet tespit davasını açın. Ercan Özbey'i sormuş Onur. 10 Ocak 1967 doğumluyum. İşe girişim 2 Haziran 89. Evet. Askerliği borçlanırsam ne zaman emekli olurum demiş ama 18 ay askerlik söylemiş ama askerlik yaptığı tarihi söylememiş. Evet. Umarım 8 Haziran 89'dan öncedir. Evet. Buyur, senin cevabını bekliyorum. Öyle girişine göre 51 yaş 5450 güne tabi. Evet. Eğer askerliğini borçlanırsa bunu 50 yaşında 5375 gün prim gününü toplayarak emekli olabilir. Ama askerliği 89'dan önce yapmışsa. 89'dan önce yapmışsa. Evet. 89'dan sonra yapmışsa askerlik borçlanması bir anlamı yok. Bir anlamı yok. Gün sayısı kazanır ama gün sayısı doldur zaten. Evet. Ercan kardeşim, askerliğini 89'dan önce yaptıysan mutlaka borçlan. Emeklilik yaşın 50'ye düşmüş olacak. Borçlanmazsan 51 yaşındasın.
Hattımızda da Mersin'den Betül Hanım var. Betül Hanım buyurun efendim. Merhaba Ali Bey. Başarılarınızın devamını temenni ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi inşallah efendim hepinizin derdine çare bulursunuz. Şimdi benim babam, ben SSK emeklisi oldum. Evet. 2010 yılında. Evet. Babam Ansubay'dı, 1946 doğumlu. Evet. Kendisi 1969'da öldü. Evet. Dili hizmet zammıyla beraber 4 yıl 23 günü var. 1 yılda askeri okul borçlanmasıyla 5 yıla tamamlayabiliyorum. Tamam. Babamdan hak eder miyim yetim aylığı? Siz SSK emeklisi olmamış olsaydınız evet hak ederdiniz. Ama SSK emeklisi olduğunuz için hak etmezdiniz. Hak etmiyorsunuz. Babanızın memuriyet süresi fiil hizmet zammı borçlamalarla 10 yıl veya üzerine çıkabilseydi bu durumda hem SSK emeklisi olup hem de babanızdan yetim aylığı alma hakkınız olacaktı. Fakat hizmet süresi 5 yıldan çok, 10 yıldan az olanların kızları ancak herhangi bir kurumdan emekli maaşı almıyor iseler babalarından yetim aylığı alabilirler. Yani peki şey olmuyor değil mi? Babamın ölüm tarihi 1972 kanunlarına hani 1080 güne tekabül ediyor. O zaman kabul oluyor hani günleri. Ama acaba... Ya ama bu biliyorsunuz o tarihe kadar eskiden 1972 yılına kadar devlet memurlarının 15 yıldan çok hizmeti varsa geride kalan eş ve çocuklarına maaş bağlanıyordu. 72 yılında bu süre 10 yıla düşürüldü. Fakat 5 yıla düşürme 1 Ekim 2008'de geldi. 1 Ekim 2008'de 5 yıldan çok ama 10 yıldan az olanların kızlarına emekli değillerse bu maaş veriliyor. O yüzden sizin bunu alma hakkınız yok Betül Hanım. Keşke olsaydı. Tamam. Peki. Tamam, çok teşekkür ederim. Yani aylık bağlanamaz bana, tamam. Evet, doğrudur. Oldu. İyi günler. Saygılar efendim, sağ ol, başarılar sağ ol. Diliyorum. İyi günler, sağ ol. Erdebil Kılıç sormuş. Evet. 9 Kasım 69 doğumluyum. Mart 89, Eylül 90 tarihinde askerlik yaptım. 1 Haziran 91'de SSK'lı oldum. 12 Temmuz 2001 tahmine kadar 2843 gün primim var. 12 Temmuz 2001'de devlet memuru olarak işe başladım. 550 günlük askerlik borçlarımı ödedim. Ne zaman emekli olurum demiş Erdebil Kılıç. Tabii 12 Temmuz 2001'de ilk defa devlet memuru olmuş. Ondan öncesinde de 2843 günü var. Yaklaşık olarak 8 yılı var yani. 8 yıl geriye gittiğimizde başlangıcı 93 gibi olacak. 1,5 yılda askerlik yapmış. 92'nin başlangıcı gibi. 53 yaşında emekli olur. Evet sevgili izleyicim, 53 yaşında devlet memurluğundan emekli olursunuz. Ancak devlet memurluğundan istifa edip 1260 gün SSK primi öderseniz askerliğinizi borçlandığınız için 50 yaşında emekli olma hakkınız da var. Ama devlet memurluğundan 53 yaşında. Evet. Sema Balcı sormuş Onur. Evet. 77'de sigortalı oldum. 507 gün prim ödemem var. 60 doğumluyum. 80 ve 81'li iki çocuğum var. Dışarıdan ödeme yaparak emekli olabilir miyim? Ne kadar öderim? Toplu ödeme imkanım var mı diye sormuş Sema Hanım. Şimdi Sema Hanım normalde 1981'den önce zaten SSK'lı olmuş. Dolayısıyla onun bir yaş sınırı yok. 50 yaş, 5000 günü doldurması lazım. 3600 günü de 50 yaşında olur. Zaten 50 yaşını doldurmuş. 50 yaşını doldurmuş. İki tane çocuğun doğum borçlanmasını yapabilir. Evet. Bu da yaklaşık 1440 gün eder. 507 gün de var. 1950 günü yaptı. 1950 gün yapar. Geriye işte yaklaşık 1700-1650 günü kalır. 1650 gün daha SSK'lı olursa o 1650 günü tamamladığı gün Sema Hanım emekli olur. Evet yani 4 yıl daha prim öderse 4 yıl daha prim öderse emekli olacak. Evet Sema Hanım çocukları borçlanan iki çocuğu ama bu arada 4 yıl kadar SSK olmanız gerekir. 4 yıl SSK olduktan sonra 3600 günü yani toplamda 10 yılı doldurduğunuz an ve Onur'un dediği gibi 8 Eylül 81'den önce işe girdiğiniz için 3600 gün sayısıyla yaşı beklemeden emekli olma hakkına sahipsiniz. Bu işlemleri 2010 yılından önce yapsaydınız evet 2010 yılında 50 yaş doldurduğunuzda da emekli olma hakkınız vardı. Hattımızda da Afyon'dan Ramazan Aslan var. Buyur Ramazan Bey. Ali Bey saygılar efendim. Bil mukabele buyurun. Şimdi biz bir kuzenim için 20 Mayıs 96 evet. 31 Ekim 2007 dönemini kapsayan 11 yıl 8 aylık bir bağ planlaması yaptık. Evet. Bu 6552 sayılı kanuna göre. Tamam. İhya yaptınız yani evet. İhya ettirdik. Bize evet. 27.332 lira borç geldi. Evet. 2 Şubat'ta bunu ödedik. Buraya tamam. Kadar hepsi tamam. Güzel.
Ama bu borçlanmayı yaptıktan sonra, yani Ekim 2014'te bu borçlanmayı yaptık. Kasım ayında bize tebliğ edildikten sonra gördük ki bu borçlanma yaptığımız sürenin 296 günü, yani 2005 yılında 28 gün, 2007 yılında da 268 gün SSK var. Başka birinin yanında çalışmış kuzenim. Evet. Şimdi bunu bir dilekçe verdik. Ya bunu 4200 gün yerine, yani 11 yıl 8 ay 4200 günü diyor ya. Evet. 296 günü düşürerek şey yapıp bunu icra edin dedik. Ama Ramazan Bey olmaz dediler. Çünkü Bağkur varken SSK'lı işe girmiş. Bağkur'u devam ederken SSK'lı işe girdiğinde ve bu süre 1 Mart 2011 gününden önce olduğu için Bağkur geçerli, SSK'ları geçersiz. Sadece şimdi, SSK günlerinin primlerini iade alma hakkınız var %14'ün. İşte biz de dediğim gibi şey yaptık. Bize Bağkur'u mu iade ediyorsunuz, SSK'yı mı iade edeceksiniz, birini iade edin dedik. Evet. Dilekçe yazdık. Doğru mu yani bu yaptığımız, yoksa başka bir yolu var mı? Siz şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu'na bu 296 günlük SSK primlerinin %14'lük primlerini iade alma hakkınız var. Başka bir şey yok. Bu da %14 çok düşük bir rakam ve yıllarda eski yıllar olduğu için çok büyük bir para da gelmez. Ama o yıllarda önce başlayan bitinceye kadar, sonra başlayan devreye girmediği için, önce başlayan da Bağkur olup 2011'e 7'ye kadar devam ettiği için aradaki 296 günlük SSK'sı geçerli bir SSK değil. Yani o zaman o %14 ama kırmızı gösteriyor şimdi işaretlerde, şimdi sisteme girdiğiniz zaman çakışmış günler kırmızı gösteriyor. Nasıl düzelttireceğiz onu o zaman? O düzelttirmeseniz de bir sorun yok. Bu 96 ile 2007 arası Bağkur olduğu kesin. O yıllara rastlayan SSK'lar geçersiz. O yüzden kırmızı gösteriyor. O %14'lerin iadesini isteriz. 2007 yılında yatırıldığı için bu primde az bir rakam tutar diyorsunuz. Doğrudur, evet. Eski yıl olduğu için enflasyonist de yıllar çok düşük para tutar, ama siz yine de dilekçenizi verin. O yılların primlerini iade istiyorum %14 işçi payının diye. Teşekkür ederim, sağ olun. İyi günler dilerim Ramazan Bey. İyi günler efendim. Aydın Cihan sormuş. Annemin SSK kaydı var. Girişi 1977. Evet. Ancak hiç prim yatırmamış. Annem 1955 doğumlu. 6 çocuğu var. Emekli olabilir mi demiş Onur. Evet, 3 çocuk için annesi doğum borçlanması yapabilir. 3 çocuk için doğum borçlanması yaptığında bu 6 yıl eder. Bu da 2160 gün eder. Annesi 2160 gün üzerine 1440 gün daha SSK'lı olabilirse 3600 günden emekli olur. Evet, yani bir an önce doğum borçlanması evet, yapsın. Bir an evvel doğum borçlanması Bu arada yalnız hiç günü yok diyor. Onunla ilgili bir dava açmak zorunda kalabilir. Çünkü girişi var, gün görünmüyor diyor. O zaman hizmet tespit davası açmak lazım. İlk önce SGK'ya başvuracak. Bir arşiv araştırması. Arşiv araştırmasında reddedilirse hizmet tespit davası açacak. Evet. İsmim Umut Özyavuz. Evet. Doğum tarihim 6 Şubat 1978. İşe giriş tarihim 10 Ekim 2002. Toplam 4300 günüm var. Özel şirkette çalışıyorum. Askerden sonra sigortalı oldum. Ne zaman emekli olurum demiş Umut Özyavuz. 60 yaşında, Umut Bey 60 yaşında 7003 gününü doldurduğunda emekli olacak. Şu anda primlerinde de zaten yaşı da daha çok genç. 1978 doğumluymuş. Evet. 60 yaşında 70 gününü doldurduğunda emekli olacak. 7003 gününü. Bu arada askerliği işe girdiği 10 Ekim 2002'den önce yapmış ama askerlik borçlanması yapsa bile 99 öncesine zor geliyor gibi görünüyor. Aynı yaşı değişmiyor. Ancak prim günü kazanmış oluyor. Umut kardeşim, askerlik borçlanman yapman emeklilik yaşı öne çekmiyor. Eğer askerlik borçlanmasıyla başlangıcını 8 Eylül 99 günü öncesine alabilseydik emeklilik yaşını 58'e düşürecektik, ama o olmuyor. Askerlik borçlaması yapmaya gerek yok. Onur'un dediği gibi 60 yaşında 7000 gün sayısıyla emekli olacaksın. Yine ilginç bir soru var. Evet. 37 yıl hizmetle 2008'de emekli oldum. Memur emeklisi. Evet. 30 yıl ikramiye aldım. Anayasa Mahkemesi 30 yıl sınırını Ocak 2013'te kaldırdı. Ben SGK'dan 5 Mart talep ettim. Lehte bir mahkeme kararı var demiş izleyicimiz. Evet sevgili izler, devlet memurluğunda 30 yıldan fazla çalışanlar için ikramiye ödenmiyor. Ancak bu kararı Anayasa Mahkemesi 2015 yılı Ocak ayında yayınladığı karar ile iptal etti. Sosyal Güvenlik Kurumu da 2015 yılı Ocak ayından sonra emekli olanlar için, hatta aralıkta dilekçe verenler için bile 30 yıldan çok hizmet süresi için ikramiye ödemeye başladı. Fakat 2015 yılı Ocak ayından önce emekli olmuş olanlar için başvurduğunda Anayasa Mahkemesi kararı geriye yürümez diyerek reddetmektedir. Bu izleyicilerimiz de Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurup red yazısı alıp 60 gün içinde idare mahkemesine dava açarlarsa evet 30 yıldan çok olan emekli ikramiyeler için alma hakları doğacak idare mahkemesine dava açarak. Bu arada İzmir'e gidiyoruz Onur. Neriman Altıoklar telefon attığımızda. Neriman Hanım buyurun efendim.
İyi günler Ali Bey, iyi çalışmalar. Teşekkür ederiz, buyurun. Benim için çok büyük bir şans oldu size ulaşabilmek. Sağ olun, buyurun. Benim de bir iki sorum olacak Ali Bey. Kızımla ilgili, kızım babasından yetim aylığı alıyordu. Evet. Evlendi, biz çeyiz parası aldık. Kızımın aldığı son 6 ay maaş 514 lira idi. Evet. Bize 10 milyar 90 milyon gibi bir para ödendi. Tamam. Biz biraz eksik olduğunu düşündük, itiraz ettik. Fakat bu sefer SSK'dan 3800 küsür lira fazla ödendiğine dair bize borç çıkarıldı. Bu birinci sorum. Evet. Bu doğru mudur? Evet. İkinci sorum... kusura bakmayın, biraz heyecanlandım. Dinliyorum sizi. İkinci sorum, bu isteğe bağlı yurt dışındakiler, işçilerimiz için 2008'den sonra isteğe bağlıları 2008'den sonra mı kalktı? Yoksa her zaman böyle bir yasak var mıydı? Tamam. İsteğe bağlı ödemeleri. Sondan başlayalım. Biz başka sorunuz var mı? Bir soru daha sorayım, evet. İzin verirseniz. Evet, dinliyorum. Üçüncü sorum, Almanya'da olan kardeşimin hanımı 1968'de işe girişi var. Hı hı. Kendisi şu an 61 yaşında. Evet. Emekli oldu, orada malulen emekli oldu. Evet. Buradan 3600 günden emekli olabilir mi ve kaç yaşında emekli olabilir? Sorularım bundan ibaret. Tamam. Cevaplarsanız çok sevineceğim. Sondan başlayalım. 1968'de Almanya'da işe giren oğlan kardeşinizin eşi Türkiye'de 3600 günlük borçlanma yaparak emekli olur ama bunun için Türkiye'ye gelsin, birkaç gün SSK'lı çalışsın, sonra 3600 günlük 68'de 78 yıllarını seçerek yurt dışı borçlanması yaparsa yaklaşık 45 bin lira para verecek, 1300 lira maaş olur. Teşekkür ederim. Türkiye'de SSK'sı yoksa mutlaka gelsin, pasaport kayıtlarına göre Türkiye'deyken birkaç gün SSK'lı çalışsın ki 3600 günlük borçlanma yapabilsin. Peki Ali Bey, bunun yaş sınırı var mı? Yaş, bu 68 olduğu için 50 yaştı. Zaten 11 yıl geçmiş. 50 yaşında bile emekli olabilir Türkiye'de. Anladım. Teşekkür ederim. Yaştan problemi yok. Gelelim isteğe bağlıya. 1 Ekim 2008 günü isteğe bağlı SSK kalktı. İsteğe bağlı Bağkur geldi. Ama ona da ikamet şartı getirdiler. Türkiye'de ikamet etmiş oluyor şartı getirdiler. Fakat Sosyal Güvenlik Kurumu genelgesi diyor ki, beyana tabidir diyor. Ben Türkiye'de ikamet ediyorum diyorsa birisi diyor, İsteğe bağlı ödemelerini kabul ederim. Yurt dışında oturuyorsa bile diyor, kağıtlarda yurt dışında görünüyorsa bile diyor, kendi beyanında ben Türkiye'de oturuyorum diyorsa ben beyanına itibar ederim diyor. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Anladım. Çok iyi anladım. Gelelim teşekkür ederim. Bu arada yine yurt dışıyla sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmadığımız ülkelerde çalışan işçilerimiz var. Mesela Rusya'da, mesela Suudi Arabistan'da. Bu ülkelerde çalışanlar da işverenleri tarafından topluluk sigortasına prim ödenir. İsterlerse %20 oranda primle isteğe bağlı Bağkur'a değil SSK'ya prim ödemiş olurlar. Bunlar için de bu büyük avantajdır. Gelelim kızınızın durumuna. Kızınız SSK'dan mı yetim aylığı alıyordu? Bağkur'dan mı, Emeksan'dan mı? Bağkur. Peki. Babasından Bağkur yetim aylığı alıyordu. Peki bu aylık 1 Ekim 2008'den sonra mı bağlandı? Hayır, daha önce. Peki. O zaman şöyle söyleyelim. Bağkur'da çeyiz parası uygulaması 1 Ekim 2008'de başladı. Fakat 5510 sayılı kanun gereğince çeyiz parası Bağkurlular için 12 aylıktır. 12 aylık çeyiz parası alabilirler. SSK'dan alsaydı 24 aylık çeyiz parası alabilecekti. O yüzden Sosyal Güvenlik Kurumu yaptığı işlem doğru. 5510 sayılı kanuna göre size önce 24 aylık göndermişler. Sonra itirazınızda hatayı fark etmişler. Bunun 12 aylık olmasına karar vermişler. 12 aylık çeyiz parası alma hakkı var kızınızın. 12 ay sonra da sizin maaşınız artmış olacak. Anladım Ali Bey. Anladım. Demek biz Bağkurlu olduğu için 12 aya tabi. Evet. SSK'lı olsaydı 24 ay olacaktı. Anladım Ali Bey. Anladım. Peki çok küçük bir soru. Buyurun. Daha. Aynı sorumu oğlan kardeşim için de soracağım. Oğlan kardeşim 1968'de 15 günlük bir sigortası, hatta 18 günlük bir sigorta girişi var Türkiye'de. Çok güzel. Oğlan kardeşim Almanya'da çalışıyor. O da 69'da gitti Almanya'ya. Evet. Hala orada çalışmakta. Onun 3600 günden burada emekli olma şansı var mı? Ve de oğlan kardeşiniz 55 yaşından büyük mü?
Orhan kardeşim 61 doğumlu. Tamam. 61 doğumlu. 61 doğumluysa 54 yaşında, evet. Şu anda. 54 yaşında. Oğlan kardeşinizin 3600 günle 55 yaşında emekli olma hakkı var. Ama yurt dışı borçlanmasını ikiye ayıralım. Yurt dışı borçlanması yapmak ayrı şey. Yurt dışı borçlanmasıyla emekli olmak ayrı şey. Borçlanmayı şu anda yapabilir. 68'de 15 günlük SSK'sı olduğu için bu borçlanma SSK'ya sayılacak. Ama mutlaka tarih seçsin. 99 önceki tarihi dikkate alsın. Yani emeklilik yurt dışı borçlanma dilekçesi verirken 31 Aralık 99'dan önceki sürelerini, özellikle 69 ile 79 yıllarını seçmeye gayret etsin. 3600 günlük borçlanmayı yapsın. 55 yaşını doldurduktan sonra 1. Almanya'da çalışmaya son erdirmek kaydıyla, 2. Almanya'dan işsizlik parası almamak kaydıyla, 3. Almanya'dan sosyal yardım almamak kaydıyla, bu 3 yasak yapmamak kaydıyla Türkiye'den 3600 günle emekli olma hakkı var. O da yaklaşık 45 bin lira ödeyecek. O da 1300 lira maaş olacak. Ali Bey, çok özür dilerim. Yanlış tarih verdim. 68 dedim. 78 bu her iki karı koca için girişleri. 78 ise bu durumda hanımefendi için verdiğim cevap aynen sabit. Değişen bir şey yok. Ama evet. Oğlan kardeşinizin durum değişiyor o zaman. 78 ise 3600 günle emekliliği ancak 60 yaşında olur. Anladım. Ama hanımefendi 50 yaşında olabilir. O doğrudur. 8 Eylül 81'den önce Almanya'da işe girdiği için 78 yılında 50 yaşında 3600 günle emekli olabilir. Çok teşekkür ederim Ali Bey. İyi günler dilerim. İyi çalışmalar. Sağ olun. Orhan Yıldırım göndermiş. 3929. 2 Eylül 68 doğumlu. 24 Aralık 85 sigorta girişim. 5400 gün prim ödeme günüm var. Ne zaman emekli olurum demiş Orhan Yıldırım. Şimdi 25 yıl tabii, 49 yaşında 5300 günde, evet. Orhan Bey'in emeklilik şartları var. Şu anda kaç gün prim gün olduğunu? Söylememiş ama 5400 gün prim yeterli. 5400 gün, evet. 1968 doğumluysa da Orhan Bey şu anda 46 yaşında. Hı hı. 3 yıl sonra emekli olabilir ama askerliğini takriben 88'de yapmış olabilir. Yani tabii büyük ihtimal çünkü, askerliğini söylememiş. Askerlik borçlanmasına gerek kalmayacak. Askerlik borçlanmasına gerek kalmayacak. 49 yaşında emekli olur. Yine bir izleyicimiz, emekli sandığına bağlı bir kurumda çalıştım. Sonra Almanya'ya gittim. 15 yıl orada çalıştım. Hizmet birleşimiz yaptım. Emekli sandığına alacağım olan emeklilik kermesini verilip verilmeyeceğini öğrenmek istiyorum. 84 Ağustos'ta emekli oldum. Ayet Aydın sormuş ama eğer emekli sandığındaki hizmet süreniz 15 yıldan çoksa ve istifa tarihiniz 8 Eylül 99'dan sonraysa, ki bu verdiğiniz bilgiye göre öyle çıkmıyor, bu durumda Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli ikramiyesi alma hakkınız olmuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu son yapılan yasal düzenlemeyle 8 Eylül 99 gününden sonra istifa etmiş olanlardan 15 yıldan çok devlet memuru olanlara davasız herhangi bir mahkemeye gitmeden ister SSK'dan emekli olsunlar, ister Bağkur'dan emekli olsunlar, ister emekli sandan emekli olsunlar, emekli ikramiyelerini davasız olarak ödüyor. Fakat istifa tarihleri 8 Eylül 99'dan önce olanlar veyahut da 15 yıldan az hizmet olanlara emekli sandığı ikramiye ödemiyor. Haberiniz olsun sevgili izleyicim. Hattımızda da Hatay'dan Yusuf Güzel var. Yusuf Bey, buyurun efendim. Alo, iyi günler diliyorum hocam. Bin mukabele. Saygılar sunuyorum. Sizin gibi böyle insanları böyle karanlıkta kalan o soruları şey yapmanız, yani yanıtmanız, daha doğrusu yanıtlamanız gerçekten bize çok gurur veriyor, kıvanç veriyor. Sağ olun Yusuf Bey. Buyurun, sizi dinliyoruz. Hocam, benim şöyle bir sorunum var. Şimdi ben 1977'de, evvela şunu söyleyeyim, 1-1-1954 doğumluyum. Evet. Hocam, 1977'de ben işe başladım. Evet. Efendim, 2005'e kadar devam ettim. Fakat evet, kadrosuzluk nedeniyle, kadro verilmediği nedeniyle ben işten ayrıldım. Özel sektör müydü bu Yusuf Bey? Efendim? Özel sektörden mi ayrıldınız, kamudan mı? Efendim, bu belediye biliyorsunuz, kamu olur herhalde, biliyorsunuz. Peki 77'den 2005'e kadar SSK'lı mıydınız? Hocam, SSK'lı değil, biz emekli sandığına bağlıyız. İşte o yüzden soruyorum, kadrosuzluktan bahsettin de, kadrosuzluk sadece emekli sandığı mevzuatında olan bir şey. Tamam hocam, işte bize kadro vermediler. Kadro vermeyince de ben tepem attı. Ben birkaç yıldır orada çalışıyorum. Evet. Baktım beşinci derecenin hiç çıkmadım üstüne. 27 yıl bir fiil
Hizmetim var benim peki, şu anda. Peki mezuniyetiniz ne? Ben yüksekokul mezunuyum hocam. Yüksekokul mezunu. Peki işgal ettiğin kadro genel idari hizmetler sınıfı mıydı? Teknik hizmetler sınıfı evet, mıydı? Evet hocam, evet hocam, evet hocam. O doğru. Genel idari hizmetler mi? Evet hocam, aynen. Peki. Yani hocam şu pardon özür dilerim. Şimdi şu ben fenden mezunum yani ben Ankara Üniversitesi ne diyor Ankara Gaziantep'ten mezunum ben. Evet. Fen bölümünden mezun olmama rağmen efendim beni geri idari hizmetler bölümünde çalıştırdılar. Peki fen bölümünden mezun oldun ama sallıyorum tekniker, teknisyen, mühendis, mimar gibi bir ünvanın var mı diplomanda? Hocam benim bir öğretmen şeyim var, ünvanım var benim. Tamam, ben o zaman genel idari hizmetlerle çalıştırmaları yasal. 27 hizmete karşı 5. derecenin 1. kademesinden emekli oldum diyorsun. Evet hocam şu anda aynen bir türlü 4'e çıkamadım yani. Peki ben 1400... Ben hesapladım hocam. 1400... Hesapladım. Evet. Birin ikisine kadar inmem gerekiyordu. Peki Yusuf kardeşim şu anda aldığın emekli maaşı kaç para? Hocam emekli olmadım ben. Ha olmadınız daha. Peki... Yok hocam 2005... yani 10 yıldır sürünüyorum. 2005'ten sonra ben... ne yaptın Yusuf Bey? Hocam şey yaptım ben idare mahkemeye dava açtım. Evet. Yerel mahkemede kaybettim. Biliyorsunuz yani ben şimdi bu sistemi eleştirmek istemiyorum. Ama Yusuf Bey zaten, benim merak ettiğim konu şu. 2005 yılında kadrosuzluk nedeniyle istifa ettim dedin. 2005'ten sonra hiçbir yere çalışmadın mı? SSK'nın, Bağkur'un bir şey yok mu? Yok hocam hiçbir şey yok. Peki bu durumda... Sadece ve sadece şey vardır. Devlet tarafından namına ödenen bir şey vardır. Şeşil kart. Tamam. Ama ikinci bir şey daha soracağım. 77'den 2005'e kadar 27 yıl çalışmışsın. Niçin emeklilik dilekçesi vermedin? 25 yıl aşmışsın. 54'te doğmuşsun. Hocam şimdi şöyle bir durum var. Biliyorsunuz ben eğer o derecede o kademede şey olursam 5. derecede ben hesapladım. Yani şu anda 1600 lira civarında bir para alacağım. Anladım da bu 10 yılı niye boş geçirdin? 10 yıldan beri sen şu anda 1480 lira gibi bir maaşla emekli maaşı alıyor olacaktın. Yani 10 yıldan beri devlette 1480 lira maaş bırakmışsın. Niye emekli olmak istemiyorsun? Bırak dereceyi, dereceyi sonra halledelim. Niye emeklilikle ilgili bir girişimde bulunmadın? Hocam özür dilerim. Şimdi ben idare mahkemesini davalaştım ya. Evet, bu davanın konusu mahkemesi... sadece derece kademe artışı ile ilgili mi? Yoksa göreve dönmekle ilgili mi? Yok hocam, hem görevle ilgili. Evet. Görevle ilgili. Yani ben şimdi beni müstafi duruma düşürdüler. Tamam. Ben de kalktım dedim arkadaş ben raporum var dedim ben. Devlet hastanesinde almış olduğum bir raporum var dedim. İtiraz ettim onu kabul etmediler. Ama Yusuf Bey kardeşim. Kabul etmeyince benim işler gönderdiler. İşte inceleme yaptırdılar vesaire falan. Evet. Doktorun vermiş olduğu rapor sahte değil. Gerçektir yani. Ama o mahkemeyi kaybettin. Ve mahkemeyi buna rağmen mahkemeyi kaybettim. Tamam. Ama hocam burada evet. Şöyle bir durum var. Evet. Tuttuğum avukat bir anlamda yani özür dilerim burada tenzih ederim düzgün avukatları beni sattı bir anlamda yani iş yerime sattı. Yusuf Bey bakın biz zararın neresinden dönersek kârdır uygulamasına geçelim. Sen şu anda evet, bir hocam. An önce Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kamu görevlileri emeklilik dairesine açıktan emeklilik dilekçeni ver, emekli maaşını başlat. Hocam ben şimdi ben birinci derecede değilim ki. Tamam yani devam ediyorum. Şimdi devam ediyorum bak şimdi. Göstergem hocam çok düşük. Tamam bakın buradan bu göstergeyle 5. bir derece 1. kademeyle 1480 lira emekli maaşım olacak taban aylıktan. Hocam ne yapacağım ben bunu? Ben burada devam ediyorum burada çocuklarım var. Çocuklar okuyorlar üniversitede vesaire falan. Yani ben çok mağdur olurum. Yusuf Bey devam ediyorum. Seni bu dereceyle emekli ettikten sonra emeklilik derece ve kadem hatalı diyerek idare mahkemesine dava aç. Hem emekli maaşın devam etsin hem davan devam etsin. Davayı kazandığında 4. derece veya istediğin gibi 1. derece düşersen 2200 ek göstergeyle 1700 lira çıkacak maaşın. Ama sen 1700 lira çıksın diye uğraşırken 10 yıldan beri alman gereken emekli maaşlarını da almamışsın. Bu büyük bir zarar. Evet ama hocam şöyle bir durum var. 2005 yılına kadar ben dava sürdü. 2005 yılına tamam. kadar. Dava sürerken bile emeklilik dilekçesi verebilirdin. Hiçbir sorun değil. Çünkü sen emeklilik haklarını sağlamış, öyle istifa etmişsin veya müstafi sayılmışsın. O yüzden evet müstafi sayılmışım hocam. O yüzden hiç vakit geçirmeden yarından tezi yok pazartesiden Sosyal Güvenlik Kurumu'na açıktan emeklilik dilekçeni ver.
Seni onlar 5. derecenin 1. kademesinden emeklesinler. Sonra idare mahkemesinde benim derece ve kademem, eğitim durumum ve çalışma sürem dikkat aldığında 1. dereceye düşerdi. 1. dereceye düştüğümde de ek göstergem 2200 olacaktı. 2200 ek göstergeye de 1700 lira maaşım olacaktı diye dava aç. Ama bu dava süresinde cebine para girsin. Her ay 1480 lira maaş almaya devam et. Davayı kazanınca aradaki farkları alacaksın. Boş geçirme artık hayatını. Hocam şimdi şöyle düşünüyorum, haklısınız da şimdi şöyle düşünüyorum ben. Bir devlet kurumunda, daha doğrusu belediyede bir işte başkan yardımcıları veya daire onu başkanlığı... Yine yap. Yusuf kardeşim yapma, onu yine yap. Yapma sen, durumum var. Tamam onu yine yap. Sen emekli olduk halde yine bir belediye başkanlığında başkan yardımcılığı, ne bileyim torpil bulduğunda bir yerde genel müdürlük alırsan fark eden bir şey yok. Yine orada emekli maaşını kesteceksin. Normal devlet memuru devam edeceksin. Sen 10 yılını boşa geçirdiğin gibi yarını da boşa geçirme. Böyle bir durum oluştuğunda, yani bir belediye başkanlığı yardımcı alacağında, genel müdür olduğunda, daire başkanı olduğunda zaten 5335 sayılı yasanın 30. maddesine göre emekli maaşın kesilecek. Normal devlet memuruna devam edeceksin. Oradan ayrıldığında da o tarih en az 6 ay devam edersen belediye başkan yardımcısı gibi, genel müdür gibi, daire başkanı gibi emekli olacaksın. Süreyi niye geçiriyorsun boş boşuna? Bir an önce emeklilik için ver. Diğerleri oluşunca yine dediğin, hayal ettiğin yüksek emekli maaşına o yollarla yine kavuşabilirsin. Peki hocam, burada şimdi şöyle bir, haklısınız, doğru, ben sizi çok anlıyorum hocam, çok teşekkür etmek istiyorum. Yani 10 yıl az değil çünkü... Bakın siz şu anda 180 bin TL parayı, yılda 18 bin lira maaş alacaktın, 180 bin TL parayı devlete bırakmışsın. Bırak bari bundan sonrasını bırakma. Hocam doğru, haklısınız da yalnız şöyle bir durum var, bu mahkeme sürünce biliyorsunuz müstakil duruma düşürüldüğüm için mahkemeye devam etti 2005 yılına kadar. Fark etmezdi ki. Sen emekli olsaydın da mahkemeyi kazansaydın geri iade edecekler. Değişen bir şey yoktu ki. Yani mahkemenin devam ediyor olması senin emekli olma hakkını elinden alan bir uygulama değil. Yani doğru, şu anda kaydettim zaten. Yani, tamam. Geçmişte de emekli olabilirdin. Şimdi emekli olabilirsin. Sen şu anda bir an önce emeklilik dilekçeni ver. Sonrasında davanı aç. Bulursan torpilde git, genel müdür de ol, daire başkanı da ol, belediye başkan yardımcısı ol. Zaten emekli maaşın belediye başkan yardımcısı olacak. En az 6 ay çalışmakla. Ha, yani diyorsunuz ki hocam hemen emekli olayım diyorsunuz. Aynen. Ondan sonra birinci dereceye gerçek kadromu aldığım zamanlarda o maaş oradan iptal edilir, gerçek maaşıma dönerim diyorsunuz. Aynen yani, öyle diyorum. Birinci derecenin şeysine evet, kadar. Aynen öyle. Vakit geçirme, emekli ol. Sana da iyi günler diyorum. Sırada diğer izleyicilerimiz var Yusuf Bey, tamam mı? Hocam çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Hoşçakalın. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum. Görüyorsun Onur, izleyicimiz... Haklarını yine bilmeyen, maalesef evet, kayboluyan bir izleyicimiz. Evet, yani dava sırasında emekli olabilirdi ama evet, 180 bin TL para, az para değil, tabii bir ev parası. 180 milyar kaybetmiş. 10 yıl boyunca da ailesinin geçimini çok zor etmiş. Yine bir sorudan devam edelim. Erol Bey sormuş. Erol Altungeyik. 10 Mayıs 71 doğumluyum. 1986 SGK girişim var. 2605 gün. Bağkur'da da 3440 gün var. Ne zaman emekli olurum, kaç lira maaş alırım demiş ama Erol Bey, bu günlerin ne kadarı, hangi yıllarda SSK, hangi yıllarda Bağkur, son 7 yılın çoğunluğu SSK'da mı Bağkur'da bilmiyoruz ama biz son 7 yılın çoğunluğu SSK'daymış gibi cevaplayalım. 49 yaş 5300 güne tabi. Evet. Erol Bey 49 yaşında 5300 gün prim gününü tamamladığında evet, SSK'lı olarak varsayıyoruz son 7 evet, yılını, emekli olabiliyor. Eğer SSK'lı değilse 1260 gün. 1261 gün SSK'ya devam ederek 5300 gününü de tamamlamış oluyor zaten. 49 yaşında emekli oluyor. Tamam. Bir hanımefendi, 1944 doğumlu annem, 1987 ile 90 yıllar arasında 600 günlük SSK prim var. Evet. Son çocuğu benim ve ben 1978 doğumluyum. Emekli olması mümkün müdür? Ne kadar ek prim ödememiz gerekir diyor ama 87 ile 90 yıl arasında çalışmış. Son çocuğu benim, 78 doğumluyum diyor. O doğum boşanması yapamıyor. Evet. Hanımefendi 5000 gün ya da 3600 gün. 3600 gün uygun ona, evet. En uygunu. 3 yıl yaklaşık 1000 gün, 1080 gün birim var. 600 günü var sadece. Sadece 600 günü var. Ya 3000 gün daha prim ödemesi lazım. Evet. Yani 8,5 yıl daha prim ödemeniz gerekecek. Evet. Anneniz için doğumlar sigorta başlangıcından önce olduğu için şu andaki yasalarımıza göre doğum borçlanmasıyla gün sayısı tamamlama hakkınız maalesef yok. Umarım böyle bir yasa çıkar. Çünkü birçok kadın sigortalı olmadan önceki doğumlarını da borçlanmak istiyor. Ama böyle bir yasayı meclisten geçirmediler. 67 doğumluyum demiş Sezai Bey. 90'da işe başladım. Ne zaman emekli olurum demiş. Kısa bir soru. SSK'dansa 52.225 güne tabi. Evet. 52 yaşında girdiğinde ve 5525 günü tamamladığında emekli olabilir. Tamam. 11 Mart 70 doğumluyum.
1991'de esnaf olarak Bağkur'a girdim. 2002'de Bağkur'umu dondurdum. Bağkur'a borcum bulunmuyor. Sigortalı bir işe girsem ne zaman emekli olurum? Askerlik borçlaması yapmadım demiş Mustafa Güden Beyefendi. Evet, Mustafa Bey'in doğum tarihi? 70 doğumlu. 1970 doğumlu. Mustafa Bey 1991'den 2002 gününe kadar Bağkur'lu olmuştur. Hı-hı. Ve 11 yıl. Hı-hı. Mustafa Bey eğer bundan sonraki SSK'lı olarak devam eder ise evet. 1991'de 52 yaş 5525 günle emekli olabilir. Yaklaşık 11 yıl 3964.000 güne yaklaşık bir primi var. Yani. 1261 gün daha emekli olarak ve üstüne birazcık da askerliğini 200 gün falan bir askerlik borçlanması yaparak emekli olabilir. Evet. Sayın Ali Tezel, benim eşim 9 yıldır diyaliz hastası. Mağlubiden emekli oldu. Bağlanan maaş 585 Türk lirası ve hiçbir gelirimiz yok. Ben evde bakım maaşı alamıyorum. Neden alamıyorum demiş izleyicimiz. Sevgili izleyiciler, 1 Ekim 2000'den sonra işe girenlerin emekli maaşları taban aylık sınırlamasına tabi değil. Daha doğrusu eski taban aylık sınırlama tabi değil. Muhtemelen eşiniz 1-1-2000'den sonra ilk defa sosyal güvenlik kapsamına girdi ve 9 yıldan beri de diyaliz hastası, mahalleden emekli olmuş. Bağlanan maaşın düşüklüğün sebebi bu. Evde bakım parası için de birincisi evde bakıma muhtaç birisi olduğunu gösteren bir rapor olacak. İkincisi de eve giren para aile sayısına bölündüğünde asgari ücretin netinin 3'te 2'sinden az olmayacak. Az olacak. Yani 640 lira az olacak. Eğer 640 lira azsa evet siz evde bakım parası alırsınız. Değilse alamazsınız. Hattımızda da Çanakkale'den Mehmet Örencik var. Mehmet Bey buyurun efendim. Buyurun Mehmet Bey. Alo. Buyurun. Mehmet Bey sizi dinliyoruz. Buyurun efendim. Ali Bey ben Mehmet Örencik. Mesaj da ilettim. Sizin sisteme kendi internet sayfalarınızla ben başvuru dilekçe gönderdim örneklerinden. Evet. Efendim benim sorunum şu. Evet. Ben 49 doğumluyum. Evet. 1949 doğumluyum. 1993'te emekli olmuştum Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan. Evet. Efendim bir şirketteki bir yıllık hizmetim dava konusu olduğu için 2000 yılında, 2000'in Ocak ayında maaşım durduruldu. Evet. O iptal olan günün yerine tamamlayın diye daha önce borçlar ödenmiş Bağkur hizmetlerim vardı. Evet. 2000'in Mart ayında bu Bağkur hizmetlerimi kuruma bildirdik. Evet. O gün bugün işte maaş bağlanmadı. Mehmet Bey, sanırım Mehmet Bey telefon hattı düştü. Evet. Dinliyorum. Bağkur mu bağlayacak maaşı? Biz mi bağlayacağız? Bir karar veremedik dediler. Peki Mehmet Bey. Ben de böyle. Mehmet Bey, ben sizin sorunuzu anladım. Derdinizi de anladım ama bunun evraklarını görmeden sana nasıl yardımcı olacağımı bilemiyorum. Bana bu evrakları, mahkeme evraklarını, SSK'dan gelen yazıları, Bağkur'dan gelen yazıları, yazışmalardan birer örnek fotokopi, asıl belgeler değil ama fotokopi belgeleri gönderirsen Ulusal TV adresine ben o belgeleri inceler sana cevap veririm. Yoksa bu anlatımla evrakları görmeden sana doğru bir cevap vermem, doğru bir gönderim yapmam çok zor olacak. Tekrar ediyorum, elinde ne kadar evrak varsa bütün evraklardan birer fotokopi çek, kargoyla Ulusal TV İstanbul adresine gönder. Ben o evrakları inceleyeyim, üstüne telefon numaranı da yaz, ben sana döneyim telefon. Olur mu Mehmet Bey? Sana hatana düştü, Mehmet Bey bize göndersin, biz yardımcı olalım. Şimdi bu 585 lira maaştan bahsediyoruz ya. Hele hele 1 Ekim 2008'den sonra ilk defa işe girip gerek mağlulen, gerek normal, gerek özürlü emekli olanlar primleri asgari ücretten ödeniyorlarsa 380 lira maaşlar olacak sevgili izler. Yani 380 lira emekli maaşıyla emekli olanları yakında göreceğiz. Zaten görmeye de başladık. Mesela en son Soma'da 301 madencimizi kaybettik. Bunlardan 25 kadarı 1 Ekim 2008'den sonra ilk defa işe giren gençlerdi. Geçmişte sigortaları yoktu. Geride kalan eş ve çocuklarına bağlanan maaşlar 585 lira bile değil. 380 TL. 380 liraya iş kazası maaşı, 380 lira ölüm aylığı bağlanan birçok Somalı madencinin geride kalan eşi var. Çünkü 1 Ekim 2008'de çıkan yasa emekli maaşlarını gerçekten yaşanılacak düzeyin çok altında düşürdü. Ki sosyal güvenlik reformu yaparak sosyal güvenlik açığını kapattık dediler. Sosyal güvenlik açığını da dulun,
yetimin, garibin, emeklinin maaşından yarı yarıya kesinti yaparak sağladılar. Ve halkımız hala bilmiyor ki Sosyal Güvenlik Kurumu açık vermiyormuş, ne güzel diyor, seviniyor. Sosyal güvenlik kurumları açık vermesi gereken kurumlardır. Çünkü geliri yeniden dağıtan kurumlardır. Zenginden alıp fakire vermeyi sağlayan kurumlardır. Onur, programımızın son iki dakikasına doğru gidiyoruz. Evet. Yine yurt dışı borçlaması ile bir sana sorumuzu yöneltelim. Yurt dışı borçlamasında izleyicilerimize önereceğin püf noktalar var mı? Tarih seçme, rakam seçme gibi durumlarda. Şimdi yurt dışı borçlamalarında Ali Bey, bildiğiniz gibi bu Orta Avrupa ülkelerine farklı bir uygulama, mesela İskandinav ülkelerine farklı bir uygulama yaptı. En son torba yasayla. Torba yasayla Orta Avrupa ülkeleri, yani Almanya, Fransa, Hollanda gibi ülkelere işe başlama tarihlerini başlangıççıl olarak kabul etti. Evet. Ama mesela İskandinav ülkelerine, İsveç, Danimarka, Norveç gibi ülkelere başlangıççılını kabul etmedi. Hı hı. Dolayısıyla başlangıççılını kabul ettiği ülkelerde bizim noktalarımız, mesela 1980'lerde, 90'larda orada işe başlamış kişiler mutlaka yurt dışı borçlanmalarını 2000'den öncesi, mesela 70'lerde başlayan 70 ile 85 arası, 95 arası, oradaki en büyük püf noktası maaş bağlama oranlarına, ABO oranlarına göre en büyük püf noktası da onlar. Hanımefendiler yine az önce söyledik, hiç çalışmamış olsalar bile orada kaldıkları ev hanımlığı süresini, resmi ikamet ettiği süreleri de borçlanabiliyorlar. Hı hı. Yurt dışı borçlanma yaparken ama mutlaka yurt dışı borçlanacağı yılları çok iyi seçmeleri lazım. Evet. En önemli yurt dışı borçlanmadaki püf noktaları bunlar. Diğer tabii bahsettiğim İskandinav ülkeleri ise eğer başlangıç yılını kabul etmedikleri için onları 25 yıla tamamlamak için 9000 güne kadar bir borçlanma yapmak durumda. Hanımlarda da 7200'e kadar bir borçlanma yapmak durumda. Yani o ülkelerde ikamet edenlerle çalışanlar diğer ülkelere göre daha çok para ödemek zorunda. Daha çok para ödemek zorunda. Peki maaş daha çok oluyor mu o zaman? Daha olmuyor. Maalesef az oluyor maaşlar. Ne kadar büyük iş değil mi? Daha çok prim ödüyorsun ama daha az emekli maaş ödüyorsun. Evet, o büyük İskandinav ülkelerinde yapılan çok büyük bir adaletsizlik bence bizim sosyal güvenlik primimizde. Yurt dışı borçlanmayla yine de söyleyeceklerimiz, yani püf noktaları bunlar. Peki. Borçlanmaların çok iyi seçmeleri lazım. Peki. Yıllarını. Bir soru izleyelim alalım. İsmim Bahar Ayyıldız. 26 Aralık 2006 günü'nden bu yana Bağkur isteğe bağlı sigorta demekteyim. 61 doğumluyum. Ne zaman emekli olabilirim? Ne kadar maaş alabilirim? Şu an 384 TL aylık prim ödemekteyim demiş. Bahar Hanım ilk defa 2000'den sonra, yani 2006'da başlamış. 2006'dan başladıysa Bahar Hanım 58 yaşında emekli olacak. Ama 58 yaş için 9000 gün lazım. 9000 gününü 58 yaşını dolduracak. 9000 güne 5400 yani günle 5400 2 yaşta ilave ile 60 yaşında kısmi emekli olacak. Evet. Bahar Hanım şu anda 9 yılınız var. Bunu 15 yıla çıkarırsanız 60 yaşında. Evet. Ama bu süreyi 25 yıla, eğer 9000 güne çıkarsanız 58 yaşında emekli olma hakkını elde edeceksiniz Bağkur'dan, ama alacağınız maaş aylık ödediğiniz prim kadar. Bakın, ayda 385 TL gibi bir şey ödüyor musunuz? Bu da size yaklaşık 400-450 lira emekli maaşı sağlayacak. İmkanlarınız varsa, müsaitse ekonomik durumunuz, prim ödemelerini tavana kadar çıkarmaya çalışın. Yani 2600-2700 lira aylık prim öderseniz, ödeme imkanınız varsa, bu şekilde de önümüzdeki 6 yılı devam ettirirseniz emekli maaş 1100-1200 lira civarında olur. Ama 385'ten devam ederseniz emekli maaşınız 400-450 lira civarında olacak. Evet. Sanırım programımızın sonuna doğru geliyoruz. Sevgili izleyiciler, Onur Bey'e teşekkür ediyoruz katılımlar için. Ben çok teşekkür ediyorum. Haftaya bir başka konukla burada olacağım diyorum, ama haftaya yurt dışındayım. Öbür hafta iki